Asgari ücret 1404 TL'den 1603 TL'ye oldu ve biz de Samsun halkına bunu sorduk. Bakın ne cevaplar almışız. Çok düşük. 2000'in üstünde olması lazım. Çünkü Türkiye şartları milli gelir 13-14 bin dolar dediklerine göre asgari ücretin 1600 olması saçma, mantıksız. Asıl sorun işsizlik. İşsizlik çözülmediği müddetçe bunun altına kalkamayız. Ve bir de en büyük sorun şu, Türkiye'de özelleştirme gündeme geldiği müddetçe işsizlik çoğalır. Ben bir özelleştirmeden geldim. Benim zamanımda 6000 kişi çalışıyor, şu anda 300 kişi çalışıyor. Yani düşün Türkiye'nin neden nereye geldiğini. Ve inan şu anda üniversite mezunu çocuklar hep işsiz. Sen yol yapmışsın, köprü yapmışsın, bana yaramaz. Ben 2000 bekliyordum. Yani öyle ancak yetişirdi. Çok az. Yani artmadı ki zaten çok fazla. Galiba 1500 müydü önceden? 1400. 1404'tü. Çok fazla artmadı. O kadar fakir bir toplum olduk ki. Ben öyle düşünüyorum. Onlara 2000 lira olacaktı. Çok süper. Yok çok güzel. İyi. Yeter. Gençlere yeter. Aynı. Ben de tasdik ediyorum arkadaşın söylediğini. Mesela Türk İş'in belirlediği 1893 liraya çekebilirlerdi. Ama tabii bunu bizi yöneten idareciler daha iyi bilir. Ülke ekonomisi ne kadar büyük gelir bilmem onu. Onlar daha iyi bilirler. Yetersiz, çok yetersiz. Türkiye'de yaşam şartları belli. Deniyor en az 2500 olması lazım. İnanıyorum minimum 2500 olması lazım. Yani ev kirası, çocuk okutmalar falan dediğiniz zaman yani bir aileden ancak 3-4 kişi çalışsın ki geçinebilsin. 1603 yani yetersiz tabii ama benim annem emekli öğretmen. Şu anda aldığı para 2300 lira yani Kasım Üniversite okumuş. İkisi de az. Eğer ikisi de yani yeterli derecede yükseltilirse oranlıdır ama asgari ücret 2000 lirayken öğretmen emekli maaşı 2300 liraysa tabii burada bir şey var, orantısızlık var. Ben de söyleyeyim, yapılacak başka bir şey yok. Hiçbir zaman yetmez ki, 3000 de olsa yetmez. Ama memleketin hali de belli. Ya bence yeterli değil yine de. 1600 yani toplasan 199 lira artış oldu tahmin ediyorsam. Yani 2000 üzerinde olması gerekiyor bence. Milletin anasını ağlattılar, başka bir şey yok. Esnafın işi bitti. Esnafın işi bitti esnafın. Nereden karşılayacak esnaf? Malın bütün her şeye zam, satışlar gene aynı, satış da yok. Durum iyi değil. Asgari ücret isteyenler de haklı ama kim haklı, kim haksız bilmiyorum. İşte durum kötü yani. Daha ne olsun? Yani yapacağını yapıyor devlet. Değil mi? Daha ne bekliyoruz ki? Yeterli değil ama ne yapacaksın? Hiç yoktan gene iyidir. Vallahi yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ben de kamu görevlisiyim zaten. Kamu işçisiyim bu arada. Yani çok yetersiz olduğunu şimdi bu ailenin mesela 4 kişilik bir ailenin nasıl geçineceğini şöyle hesapladığım zaman hepimiz biliyoruz ki Türkiye şartlarında yetersiz. O yüzden böyle benim düşüncem 2000 lira civarında olması lazım ki vatandaş evinin kirasını, ondan sonra öğrenim giderlerini, bilmem ne işte çocuklarının giderlerini, eve yiyecek içeceğini alabilmesi için açlık sınırının biraz üstünde olmasını olduğunu düşünüyorum yani. 100 lira için ben bir fark göremiyorum. Hani göremiyorum yani. Şu şartlarda 100 lira bence çok az bir miktar. 1600 TL yetmeyeceğini söylüyorsunuz. Aynen. 2'den aşağı olmaması lazım. Yani ben öyle düşünüyorum yani. Yani şu andaki görüyorsunuz bir manava girseniz dünyanın parası. Bir balık almaya kalksanız dünyanın parası. Asgari ücretle nasıl geçinecek? Yani yıllardan beri aynı çareyi arıyorlar ama bulamıyorlar. Ne bileyim. Benim düşüncem bu. Elektriğim şu. Şeyim bu. Mahvediyorsun yani insanı. Vallahi. En az 2,5 olması lazım. 2,5 olmasın, 3 olacak. 1,5 milyar şey, ev kirası. Ne yetecek o insan, hiçbir şey yemeyecek mi? Yemiyorsun. Nereden alıyorsun ha yavrum? Bir pazara gidiyor da yemin edeyim 2 tanecik yeşillik. De yüzü geçiyor, hiçbir şey yok içinde. Ha öyle eti mütü, onun bunu yok. Sade yeşillik. Yok ya, böyle olmaz. Vallahi hiçbir şey diyemeyeceğim. Asgari ücretli çalışanlar düşünsün. Ancak bu kadar diyebilirim yani. Onlar düşünsün. Neden böyle olduklarına, niye bunları yaşadıklarına, neden böyle haksız, adaletsizliğe uğradıklarına onlar düşünsün.